Saniye teyze ile beraber evinin bahçesinde odun ateşimizin yanı başında şimdi Saniye teyzenin lezzetli lezzetli ekmeğini yiyeceğiz. Saniye teyze bizim için şimdi mayalı ekmek tarifi verecek. Malzemelerimiz neler acaba? Malzememiz su, tuz, ekşi maya. Ekşi maya, of ekşi mayalı. Harika bir ekmek yapacağız. Harika. Tamam, o zaman hemen yapmaya başlayabiliriz. Tamam. Unumuz var, ne kadar un var leğende? Bir ekmek. Bir ekmeklik, yani 3-4 su bardağı mı diyelim? 3-4 su bardağı. Evet, tabii. Şimdi Saniye teyze göz kararı yapmaya alışmış, değil mi? Göz kararı yapıyız. Tamam, tuzumuzu da attık unumuzun mayamızı üstüne. Mayamızı da koyuyoruz. Tamam, ekşi mayamızı unumuzun içine koyduk. Ekşi maya daha önceden yapmış oldukları ekmeğin hamuru. Hamuru. O hamurdan istifade ederek şimdi yeni ekmeğimizi yoğuracağız. 3-4 su bardağı unumuz vardı. Unumuz var. Bir avuç kadar tuzumuz vardı. Ekşi mayamızı da leğenimizin içine aldık. Bir güzel. Şimdi yoğurmaya başladık. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamında böyle yumuşacık pamuk gibi bir hamur yapacağız. Hamur yapacağız. Bundaki yeri gelişmeye boğacağız. Nereye koyacağız? Gelişecek. Ha, gelişecek. Biz öyle konuşuruz. Tamam, çok güzel. Aynen, ben bayılırım. Gelişmeye koyacağız sonra. Yani yer mayası gelecek değil mi? Gelişmeye koyduk. Maçı bu kabarır. Ondan geri yazarız. Tamam, süper. Ekmeğimizi. Sonra da yazacağız. Ekmeğimizi. Bir güzel yoğuralım bakalım. Yoğurduktan sonra gelişmeye koyalım. Yani biraz dinlensin, biraz mayalansın. Sonra da yazacağız. Biraz dinlenecek. Bundan kere yazacağız. Yazacağız. Yani hamurumuzu açacağız. Hı. Açmaya başlayacağız. Yalnız hamur var ya, harika bir şekilde yoğruldu. Kıvamı mükemmel oldu. Oldu. Şimdi bekleteceğiz. Neydi, büyümeye mi bırakıyorduk? Kabarmaya. Kabarmaya. Kabaracak, kabardı mı yazacağız. Şimdi kabarmaya bırakıyoruz bırakmasına ama biz gelmeden önce sağ olsun Saniye teyze önceden ekmeğimizin hamurunu bir güzel yoğurmuş. Kabartmaya bırakmış. Bakın, of çok güzel yalnız kabarmış. Pişmeye Saniye hazır. Teyze bu çok güzel olmuş ya. Pişmeye hazır bu. Pişmeye hazır. Ne kadar peki beklemesi gerekiyor hamurumuzun böyle olması için? Bir saat bekleyecek. Yazacağız. Ondan sonra bir saat, bir buçuk saat da yine bekleyecek. Yazınca. Evet. Yerde mayalanır. Evet, yer mayası şimdi. Biz iki saat kadar yer mayasına bırakacağız. Şişecek, kabaracak. Sonra tekrar şöyle bir yoğuracağız. Ardından bir buçuk saat kadar daha beklemesi gerekiyor. İşte sonra bu hale geliyor. O zaman ekşi mayalı ekmeğimizi artık odun ateşimize atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Bakın bir tane... Şöyle tepsimiz var, ahşap tepsi. Kumaşın üstünden ahşap tepsimizi aldık ve odun ateşimize gönderiyoruz. Oo, çok güzel bir şekilde şimdi bunu pişireceğiz. Sadece o odun pişireceğiz. Ekmeğimizi böyle ne kadar pişireceğiz Saniye teyzeciğim? Yarım saat. Yarım saat? Pişireceğiz. Ters düz yapa yapa? Pişireceğiz. Oo. Çevire çevire, kıvrandıra kıvrandıra. Tabii tadı güzel, yapması da zahmetli. Zahmetli. Öyle kolay olmayacak. Şimdi ekmeğimizin başında oturacağız ve ekmeğimiz yanmasın diye ters düz ede ede bir güzel pişireceğiz. Toprak sac yalnız. Ekmek lezzetli olacak ama toprak sacdan dolayı çok daha da lezzetli olacak. Evet. Bakın. Nasıl çeviriyoruz? Hop. Tepsimizin üstüne aldık. Şimdi öbür tarafın pişmesi için yine toprak sacımızın üstüne koyduk. Yakmayacağız. İçinin de pişmesi lazım. Hamur kalmaması lazım. Yaklaşık yarım saattir ters düze değdi ekmeğimizi kenarını pişiriyoruz. Kenarını bir böyle pişiririz. Öyle mi? Böyle kıvrandıra kıvrandıra bunu kenarını pişiririz. Oo, bakın kenarlarının pişirme kenarını... tekniği farklı. Öyle saçta pişmiyor. Saçta pişmez kenarı. Evet, aşağı alıyoruz. Közde pişiriyoruz böyle. Döndüre 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 kenarlarını da pişireceğiz. Herhalde bir 10-15 dakika sürer. 15 dakika sürer. Ondan sonra ekmeğimiz hazır pişer. Tereyağımız da geldi. Öf, harika. Tereyağımız, çökelek de geldi. Şimdi bunun usulü nasıldır acaba? Saniye teyzeciğim, nasıl süreceğiz mi üstüne? Tereyağını buraya üstüne koyacağız. Üstüne de çökelek koyacağız. Of. Eskiden böyle öyle mi olurdu? Böyle o zaman olurdu. Öyle yapalım hadi. Böyle olurdu. Köy tereyağımız. Köy tereyağımızı böyle koyuyoruz. Öf, çok güzel oldu şimdi ya. Şimdi de çökeleğimizi koyuyoruz böyle. Çökelek de burada. Böyle. Allah. Bunu kıyına kopar. O zaman hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Elim yanar mı? Yanar. Ay çok güzel oldu bu. Aman ekmek de pamuk gibi var ya.
Harika pişmiş. Bakın şöyle tereyağından alıyorum. Çökeleği de bandırıyorum. Tereyağından da aldım. Tereyağı o kadar lezzetli ki anlatamam. Hele çökelek. Kendimizin.